Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Kontrollerimizin modellemesine devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Bu derste ufak tefek bazı düzenlemeler yapacağız. Devamında da şarj bağlantısının yapıldığı yeri modelleyeceğiz. Şimdi şu ortadaki dokunmatik tuş ekranının olduğu bölümdeki alt çizginin biraz aşağıda olduğunu düşünüyorum. Bunu birazcık yukarıya kaldıracağız. Tabi bunun altındaki Edge modundan bunu ayarlayacağız. Öncelikle gösterdiğim kenarları seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra biraz daha yukarı kaldırmak istiyorum bu kenarları. Ve bakıyorum. Şöyle biraz daha ayar yapabiliriz. Bunu Alt Q ile bir izole edelim. İzole ettikten sonra left'ten, sol yönümden gerekli edge'leri seçip, aynı kenarlar zaten seçildi, biraz daha yukarı kaldırıyorum. Tabi bu düzleme göre yan tarafın düşük olduğunu görüyorsunuz. Sağ ve sol taraftaki noktaları da o düzleme göre yükselteceğim ve aynı hizaya getirmeye çalışacağım. Daha iyi göründüğü aşikar. Şimdi arkadaşlar bu alt tarafta, resmin alt tarafında orijinalini açarsanız daha iyi görürsünüz. Burada bir bağlantı noktası var, bakın. Bunu modelleyeceğiz birlikte. Aynı şeyi. Burası şarj bölümünün olduğu yer, şarjımız. Bunu rectangle seçip, rectangle seçtikten sonra da tabi bu rectangle'a sağ tıklayıp editable spline yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu şeklimizi, bu nesnemizin hepsini aynı, tüm kenarlarını şöyle Editable Spline'ın altındaki Vertex modunda özellikle önce şu iki noktayı seçip Fillet yapıyorum, bakın. Üstüne tıklayıp iki noktayı seçin, üstüne tıklayın. Sonra da şöyle ufak bir, bakın, Interpolation değerini arttıralım, 12 diyelim mesela. Şimdi Fillet yapacağım, bak. Fillet yaptıkça güzel bir şöyle köşeli bir yapımız çıkacak. Sonra bu ikisini seçelim, daha küçük bir Fillet yapıp kapatayım. Kapattıktan sonra Extrude diyorum ve buna böyle bir yükseklik veriyorum. Artık bu 3 boyutlu bir nesne haline geldi. Gördüğünüz gibi Extrude'un değeri yüksekse bunu indireceğiz. Şimdi bunu bu hizaya getirip şunu da küçültüp çevirelim. Tam karşısından bakalım. Şöyle yeterli, bir de çevirelim bakalım karşıdan nesnemize. Şimdi evet, tam karşımıza aldık nesnemizi. Resmimizdeki gibi karşımızda şu anda. Şimdi bunun üzerinden düzenlemeler yapacağız. Tam bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, Editable Spline bölümünden Spline seçip hepsini daha sonra 2 boyutta şöyle küçültüyorum. 3 boyutta hatta küçültüyorum, pardon. Küçülttükten sonra arkadaşlar şöyle birazcık aşağıya çekip resmin neresindeyse oraya getirmeye çalışıyorum, tabii amacım bu. Biraz da ortalıyorum. Sık sık referans resimleri kontrol ediyorum. Şöyle çevirip tam yüzeyini, düzlemini bizim düzlemimizle, yani kendi düzlemini aynı hale getirmeye çalışıyorum. Bu arada şu dikkatimi çekiyor. Bakın, işaretlediğim yerlerdeki smoothlaşmalar kendini belli ediyor. Bunların üzerine smooth atmayı unutmuşuz. Onları da hemen atalım. Bakın, tıkladım. Auto smooth dedim. Gitti, gördünüz mü? Artık orada smooth köşeleşme, edge'lerin görünmesi yok. Segmentler belli olmuyor. Tekrar ana nesnemize dönelim. Nesnemizdeki boşluk bölümünü görüyorsunuz. Buraya metal bölümden bir şey de yapacağız daha sonra. Şu vertexler biraz daha aşağıda olmalı bence arkadaşlar. Mesela şunu biraz sola kaydırayım. Ötekini biraz sağa kaydırayım.
Böyle bir eğimi var onun çünkü öyle hissettim. Şunu alt küyü yap, izole edelim. Ve bunu 0 derece değil de şöyle 90 derece diyelim arkadaşlar. Karşımıza alalım. Çünkü karşımızda bazı çalışmalar yapacağım için aldım. Bunun üstüne AutoGrid açıkken line ile şu şekli çiziyorum bakın. Nesneyi tekrar tam dik şekilde karşıma aldım ve line ile bu ne şekli bu çizgiyi çizdim. Daha sonra alt bölümündeki vertex ile bu düzenlemeleri yapıyorum. Siz de aynılarını yapın. Bakın şu iki noktayı tıklayıp bir atıyorum ve bunu da şöyle pahını veriyorum, orada kırmını da veriyorum. Yumuşatıyorum köşelerini. Bakın arkadaşlar, şunu tek tıklayıp fillet verdiğim zaman oluşan şekil gözünüzün önünde. Şimdi vertex ile şu noktayı seçip tam aynı hizada eşitlemeye çalışıyorum ve kapatıyorum. Ne yapacağız buna da? Bunu da bir simetri uygulayacağız tabi. Öncelikle tabi bir extrude vereceğiz. Extrude verdikten sonra arkadaşlar şöyle bir belli bir extrude verelim buna. Nesnemizi de karşıdan görelim. Bunu tabi bowl'un yapacağız alttaki nesneyle. Ve şu anda simetri verebiliriz. Bir tane daha çıkartabiliriz. Simetriye atıp altından mirror'la girdiğimde mirror segmenti seçtiğimde gördüğünüz şekilde düzgün bir şekilde tam simetrik bir nesne karşıma geliyor arkadaşlar. Bunu ayarladım. Ve şu anda iç içe nesnemi oturtuyorum. Bir nesnem var. Önce yaptığım dış nesne ve ikinci nesnem de bowl'un yapacağım nesne. Bu da bunun şöyle yandan baktığınızda ve dıştan baktığınızdaki şekli bu halde görüyorsunuz. Şimdi bu iki nesnemi tam PlayStation'ımın iç tarafına böyle şöyle bakıp koyuyorum şuraya. Bu boşluğu oluşturacak nesnemi de çizdim. Bowl'un yapacağım nesnemi de çizmiş oldum arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? Compound Object kısmına geleceğim arkadaşlar. Bakın tıklayıp Bowl'un diyeceğim. Dış nesnem seçiliyken Bowl'un dedim. Ve Bowl'un dedikten sonra evet, Pick Operand B deyip tıklayıp, ama önce durun arkadaşlar, şuradan bir kopya daha çıkartayım da belki bu bize lazım olabilir. Hatta lazım olacaktır da. Şimdi dış nesnemi seçeyim. Bowl'un deyip Pick Operand B deyip bu nesnemi seçeyim. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir hata ortaya çıkıyor. Bu hatanın çıkış sebebi iki boyutlu bir nesneyi üç boyutlu bir nesneye çevirmemizden kaynaklanıyor. Böyle sonuçlar çıkabiliyor. Split deyip Pick Operand B deyin bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi aynı nesnenin ortaya çıktığını görüyorsunuz ve buna sağ tıklayıp Editable Poly yapıyorum. Bakın dikkat edin. İçeride kalan alanı da şimdi extrude yapacağım. Extrude yapacağım ve bu alan kendi kendine içeri geçmiş olacak. Bakın iki boyutlu bir nesneyi 3 boyutlu extrude yapıp 3 boyutlu bir nesneye dönüştürdüğümüzde Bowl'un saçma sapan sonuçlar veriyor, gördünüz. Bunu da aslında bilerek yaptım ve kesmeyeceğim de, videoda da görünecek. Siz böyle saçma sapan sonuçlar gördüğünüzde Bowl'un kısmının altında demin gösterdiğim yerde Split'i seçin ve orada onun izinin çıkmasını bekleyin. İz çıktıktan sonra da Extrude'la aynı işlemi içeriye doğru getirin. Şimdi gördüğünüz gibi Bowl'un işleminin aynısını biz kendi kendimizde Extrude'da yapmış olduk mu? Olduk. Bu bölümü tam anlamadıysanız geri alıp bu videonun kalan bölümünü tekrar aynı yerden izlemeye devam edin. Çok önemli bir nokta çünkü bence. Şimdi arkadaşlar bunu ayarladıktan sonra iç tarafta bir kenar seçip Ring diyorum ve Connect diyorum.
Connectleme sebebim buraya, bakın şöyle tıklıyorum, yakınlaştırıyorum şöyle. Buraya bir ekran kenar ekledim. Şimdi bunu yapma sebebimi de söyleyeceğim size. Bakın bunun dışını seçip buraya da bir inset diyorum. Buraya da bir kenar koyuyorum. Yani içeriye doğru bir inset yapmış oldum dış poligonu seçip. Şimdi okey dedim, bıraktım. Bırakma sebebim bakın şuradaki şu kenarları seçerek, bakın şu kenarı seçerek, gördünüz mü? Şimdi buna loop diyeceğim ve bu kenarın kenarındaki bütün kenarlar seçilmiş hale gelecek. Bunu da birazcık pahalı bir görüntü elde edebilmek için yaptım. Loop dedikten sonra arkadaşlar bunu birazcık left yönünde içeriye doğru çekiyorum. İçeriye doğru çektim. Ve şimdi görüyorsunuz biraz da büyüteceğim. İki eksende büyüteceğim. Perspektif penceresinden baktığımda Z ve X eksenlerinde bakın bekten görünüyor zaten. İki eksende de şöyle biraz daha bakın. Şu anda Y ve X oldu iki eksende gördüğünüz de. Bu iki eksenli olarak birazcık büyütüyorum ve orta bir arada bir yere gelmesini sağlıyorum. Bunun aki amacım şu geçişin biraz daha yumuşaklığını kendi kendimize sağlamak arkadaşlar. Araya bir tane chamfer gibi bir tane kenar atmış gibi olduk arkadaşlar. Şöyle geçiş keskin olmasın, öyle görünmesin diyerek. Bakın şuradan anlayabilirsiniz. Kırılarak geliyor. Evet. Bundan bir kopya çıkartıyorum ve tek kopyadan birinde nesnemin işlemlerini yapmaya devam ediyorum. Arada bir nesnelerim üzerinde kopya çıkarmayı seviyorum çünkü değişiklik yaptığında bazen çok beklemediğim yerlere gidiyor ve geri bulamıyorum. Sonra ilk halini bulmak hoşuma gidiyor. Riskli olduğunu düşündüğüm şeylerde bazen kopya çıkartıyorum. Aslında burada pek risk yok ama olsun. Şimdi gördüğünüz gibi kenarlarından birini seçip connect yaptım ve bir tane kenarı dışarıya ekledim. Bunun sebebi de demin içeride yaptığımız yumuşak soft köşe görünümünü burada da sağlamaya çalışmak. Şuradaki kenarı seçip bir kenarını seçip loop dedim ve şöyle şu kenarını da içeride seçmiş oldum. Demin eklediğim kenar ve içerideki kenar arasındaki bu kenar tam köşe kenarı yani. Biraz şöyle küçültüyorum arkadaşlar. Bakarak bakın şöyle küçülttüm. İki eksende birden küçülttüm. Tam ortalarına geldi. İki kenarın tam ortasına geldi. Görüyorsunuz. Şu kırmızı çizgi biraz genişleyebilir aslında. Şöyle daha ortada gibi. Evet. Evet. Yeni eklediğim kırmızı kenarı. Şimdi ortadaki kenar gibi. Şimdi birazcık sağa, birazcık da eksensel olarak yukarıya ve aşağıya çekerek şöyle birazcık daha pah vereceğim arkadaşlar. Scale ile sağ tıklarsam Y ekseninde 100,2 ayar sağlayamayacağımı düşündüğüm için mouse'la sağ tıklayıp offset screen bölümünden yaptım. Biraz daha scale ile genişletmiş oldum. Böylelikle bakın mesela şurada da yapabilirim. Burada da X ekseninde biraz büyütme yapabilirim. Şöyle sağ tıklıyorum. X ekseninde diyorum. Alt yönünden bakıyorum şu anda. Mesela ne kadar olsun? Bu da şöyle 100,15 falan olsun. Böyle genişletiyorum. Böylelikle burada da bir köşe görünümü oluşmuş oldu. Biraz daha pahalı köşeli bir görünüm, yuvarlak köşeli bir görünüm oluşturmuş olduk. Şimdi nesnemi oraya koydum. Nesnemden şöyle bakıyorum. Nesneme bakıyorum bir de. Bu iç tarafı yapalım arkadaşlar. İçeride bir demir var görüyorsunuz. Onu yapalım. Şimdi bunu yapabilmek için önce bir izolasyondan çıkalım. Daha önce şuraya koymuş olduğumuz kopyasını çıkardığımız bir daha önceki bir nesnemiz vardı. Bu nesnemizi şöyle şuraya getiriyorum. Bir kopyasını çıkartarak şuraya getirdim ve şöyle bir yere koyuyorum. Şimdi bu nesnemi artık şöyle bir edit poly atıp üstüne
Ondan sonra da ön ve arka yüzeylerini, şöyle ön ve arka yüzeylerini seçerek bir inset yapacağım arkadaşlar. Bu inseti yapmamın sebebi de bunun içini boşaltmak ve birbirine bağlamak. Şimdi bakın, inset miktarımızı belirleyelim. Şöyle iyi gibi, okey diyelim. Daha sonra ne yapacağız? Bridge diyeceğiz ve birbirine bağlayacağız. Seçili olan iki poligon birbirine bağlanmış olacak. Okey dediğimizde birbirine bağlandığı için içi boş bir hale geldi. Bu bizim içerideki metalimiz olacak arkadaşlar. Karşıdan bakıp bunu tam yerine yerleştirelim. Şimdi metalin köşeleri kesik gibi arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama köşeler uçları falan böyle sanki kesik kesik bir görüntü varmış gibi geliyor bana. Ben bundan bir kopya çıkartacağım. O görüntüyü oluşturmaya çalışacağım. Şimdi bunun önüne ne yapalım? Standarttan şifre seçiyorum. Ve bunun köşelerini alıp köşelerine birer tane koyacağım. Ve o kesikliği yapmaya çalışacağım. Yaptıktan sonra daha ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Böyle şunu şu yaşaya alalım mesela bir tanesini. Şu boyutlarda. Üstten bakayım. Her bir köşesine bir tane koydum. Koyacağım yani. Şuraya bir tane, şuraya da koyacağım. Şimdi hepsini kopyaladıktan sonra biliyorsunuz ya hepsini bir araya getirip ataş deyip bowling ile bir kere de ya da ana nesneye tıklayıp pro bowling ile her bir daireyi tek tek tıklayarak çıkartıyoruz. Compound obje kısmından pro bowling diyorum arkadaşlar. Bakın şuradan compound objeyi seçeceğim. Pro bowling diyorum. Ve start picking deyip tek tek bu noktaları seçiyorum arkadaşlar. En sonunda da şu topu seçelim. Ve böylelikle şu köşedeki boşlukları bırakalım. Compound obje kısmında böylelikle şu köşedeki çukur bölümleri de oluşturmuş olduk. Yan taraftaki diğer nesneler bizim önceki nesnelerimizdi. Beğenmezsek geri dönüş yapabileceğimiz nesnelerimizdi. Eğer olduysa artık bunların işlevi kalmamıştır. Bunları da silebiliriz. Şimdi bunun içinde USB bağlantısı gibi bir bölüm var. Bunu da şöyle box'la çiziyorum buraya. Bu çizdiğim box nesnesinin üstüne birkaç box daha koyacağım. Alt taraftan da tabi aynılarından kopyalayacağım. Evet, iyi durdu. Şimdi bir exit isolation deyip böyle tutacağım. Evet. Bunların Ctrl Z deyip geri alayım. Şöyle bir ev yapalım. Ha, şimdi geri çekebiliriz. Şu fazla olanı artık bakın şöyle bir şey yapalım. Şu arkadaki mesela bunlar tam arka arkaya değil mi? Bakın fazla olan orada bir tane var. O arka arkaya tam ötekinin arkası. Onu buraya çekeceğim. Bakın iç içe oturuyor. Tam otu olarak aynı yerdeler. Bunu önemli değil. Bunu şöyle sildim. Şunu da sildim. Şu öncekini bakın şuraya koymam lazım. Bu ball'ın olacak nesne. Ball'ın oluşturacak nesne. Şimdi bunun içindeki poligonu seçip birazcık dışarıya doğru öteliyorum. İç tarafındaki poligonunu. Ve bunu aynen kendi nesnemin olduğu yerden ayırmadan o y ekseninde bakın şurada hiç uzatmadan içeriye doğru bakın aynı hizalar. Bunu kontrol ettikten sonra içeriye doğru şöyle konumlandıracağım.
Bakın şunu da hatta iç içe tam olarak aynı olduğundan emin olmak istiyorsanız şöyle getirin. Hepsini de aynı yere getirdikten sonra hatta grupta yapabilirsiniz veya yapmasanız olur. Şöyle içeriye doğru koyun arkadaşlar. Şöyle bakın. Biraz daha mesela çek edebiliriz. Ve birazcık da şeklini de düzenleyelim. Ondan sonra bowl'un yapınca bu tam oturacak yerine. Şimdi şu anda iç içe nesneler var orada. Bizim ana nesnemizde ki düzenlemeyi yapalım birazcık istiyorum da. Çünkü şurada şurası var ya bakın şu boğazı birazcık aşağı almam gerekiyor ki şurada bowl'un yaptığımda bize sıkıntı yaratmasın. Tamam. Kontrollerimizin şu bölümünü yapacağız. Orada bir kulaklık çıkışı falan var. Bunları bir düzenleyelim. İndirelim resmimizi. Bunu yapmak için öncelikle Spines bölümünden bir rectangle alayım. Rectangle'ı şöyle onun büyüklüğü kadar şöyle biraz açalım ve yukarıya çekelim. Şimdi şu anda yaptırmış olduğumuz rectangle'a bir de editable spline yaparak düzenleme yapabiliriz. Editable spline'a tıklıyorum ve vertex modunda tüm vertekslerini şöyle seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar aşağıya doğru gelip Fillet diyorum ve tıklıyorum. Herhangi bir noktası üzerine gelip elimizi sol tuşa basıp sürükleyerek şöyle buralara pahalandırma işlemi yapıyoruz. Köşelerini yuvarlatıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şeklimiz iki boyutlu nesnemizi alıp şeklimizin karşısına alalım. Karşıdan bakalım ve çevirelim. 90 derece. Evet, şu anda tam karşımızda ve şu hizada bırakalım. Aynen resimde göründüğü gibi. Şimdi evet görüyorsunuz. Şimdi biraz daha içeriye. Şimdi buna ne yapacağız? Bir extrude vereceğiz. Ve 3 boyutlu bir nesne haline getireceğiz. Şimdi tıklayıp Rectangle bölümündeki alt bölüme geçip biraz daha şunu büyütmek istiyorum ayarlarını. Değişiklik olmadı. Şöyle bir daha yapalım şurayı. Kapatalım şunları. Rectangle'a tıklayıp. Şöyle yükseltiyorum ama şekilde bir değişiklik olmadığını görüyorum. Bu durumda şöyle yapalım. Bunu bir kereye şöyle biraz yukarıya alalım. Şöyle karşıdan bakarken bir de bundan kopyasını çıkaralım. Copy ile kopyalayalım ama. Ve üsttekileri silelim. Üstteki de sadece rectangle'ımız kalsın. Onu birazcık şimdi değiştirmeye çalışalım. Boyutunu falan. Evet, şimdi değişti. Şimdi bunun üzerinde işlemlerimize devam edelim. Editable Spline dedikten sonra Vertex modunda noktalarını seçip Fillet yapıyorum. Şöyle bakın şuradan fillet yapalım şöyle. Arkadaşlar bunları fillet yaptıktan sonra şimdi artık bunun üzerinde extrude verebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi extrude verdik. Şimdi bunun üzerine rectangle'la bir daha autogrid açıkken bir şekil daha çiziyorum. Rekti ve boyutlarını ayarlıyorum. Boyutlarını ayarladıktan sonra ne yapıyorum? Editable spline deyip, vertex deyip bu dört noktayı da fillet yapıyorum. Demin yaptığım gibi içeride de yani küçük bir şekil oluşturuyorum kendisine benzeyen. Ve bunun yanına da bir circle ekleyeceğim. Circle'da onun çapında olsun diye hemen hemen şöyle bir ayar yapıyorum. Böyle hemen hemen yakın çaplarda olsunlar diye. Birazcık büyük sadece. Şöyle bu yana koyuyorum. Şimdi bu iki şekli de ayarladıktan sonra ikisini de seçerek şöyle F3 ile şunu ve şunu seçerek ikisine de extrude vereceğim. Verdikten sonra biri o tarafa biri bu tarafa extrude aldı. Önemli değil. İkisinin de extrude'unu küçültelim.
Şeklin içine şöyle sokalım biraz. Şimdi bakın şöyle bir şekil oluştu. Evet. Şimdi bu nesnenin de rengini değiştirin, kafanız karışmasın. Ötekiden ayrı bir renk. Evet, yeşil ve mor olan nesneye dikkat edin. Bu iki nesneyi arkadaşlar mora tıklayıp Editable Poly'den Attach deyip ötekini de tıkladığımda bir olur. Sonra da gaz nesneye tıklayıp Probe olun diyorum ve Pick Operand B'yi seçip tıklıyorum. Bakın alta bakın, Cut ve Split seçili Operation bölümünde. Bundan sonra da sağ tıklayıp Editable Poly yapıp Polygon moduna geçtiğimde bu iki nesnenin buralarını seçebilirim artık. Ön yüzeyi, ön iki yüzeyi seçip Extrude dediğimde de içeriye doğru şeklin Extrude'unu verip düzenleme yapabilirim. İki boyutlu nesneleri üç boyutlu nesne yaptıktan sonra söylemiştim, Polygon yaptığında problemler olabiliyor. Ama bu şekilde yaparsanız Cut Split bölümünden gidip şeklin izini altta çıkartıp sonra da Extrude yapıp içeriye gönderirseniz şekli tamamen çıkartırsınız. Şimdi nesnemize bir bakalım. Birazcık uzatmamız gerekiyor. Şuradaki bütün noktaları seçeyim ve şu içeriği de seçeyim biraz. Evet. Tam ortada olduğunu görüyoruz. Biz de ortalıyoruz ve içeriye doğru getiriyoruz. Şeklimiz de nasıl duracak? Şimdi onu ayarlayacağız. Bu arada tam karşıdan baktığımızda böyle görünsün istediğim için biraz da çevirdim. Ve şuradan lokalı da seçip aynı kendi ekseninle normalinle 90 derece yapacak şekildeki gizmoyu ayarlamış olduk. Şimdi bundan bir kopya daha çıkartıyorum aynı eksende. Dikkatinizi çekerim. Aynı eksende bir kopya daha çıkardım ve kopyaladım. Dedikten sonra da arkadaşlar bakın bunun içine, bu nesnemizin içinde küçük alüminyum plakalar var. Öncelikle şunu bir 90 derece çevirelim. Çevirelim. Bakın şu aşağıda X ekseni var ya işaretli, bakın. Mavi ile işaretledim. Bunu -90 yaptık mı, fronta da bastık mı tam karşıdan bize görünür. Şöyle dümdüz karşıdan bakarız. Şimdi bunun içine küçük alüminyum plakalar yapacağım. Box ile. Bunu daha sonra materyalini böyle parlak turuncu sarı renkte bir şey olur onlar. USB kabloların üzerinde de vardır. Bunlardan şöyle tutup birazcık daha ayarlayıp beşer tane de üstte olacak şekilde düzenliyorum. Sonra bu altta kopyaladıklarımı üstte de böyle şöyle ortalayıp kopyalayacağım. Evet. Şimdi görüyorsunuz şu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar şey de yapacağız. Bir tane de şu yana çekeceğim. Yana çekmeden önce şuraya bir smooth atayım. Çünkü şu ana nesnemin içi kırık kırık görünüyordu. Şimdi düzeldi. Şimdi buna bir tane yana da çekeyim. Bir tane yanlarda da olması gerekiyormuş gibi bir parlaklık var orada. Ana nesnede. Şimdi silindiri seçip açtıktan sonra şuraya böyle bir silindir koydum ortaya. Amacım bir bilezik yapmak orada. Bunun başka yöntemleri de var. Tüple de yapabiliriz. Sides bölümünü şöyle 32 yapıyorum. Ve buna Edit Poly diyorum. Edit Poly dedikten sonra önünü ve arkasını şöyle seçiyorum. Seçmeden önce de silindire tekrar gelip şu Height segmenti 1 yapıyorum. Şöyle tekrar polygon moduna geliyorum. Arkasını ve önünü seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Inset yapacağım şimdi de. Inset dedim, içeriye çekti kenarları. Ve şimdi de bridge yapacağım. Bu iki poligonu birbirine birleştireceğim. Ön yüzeyini ve arka yüzeyini. Hop, tamam, birazcık oluştu.
Bu da metal plakadan bir içeride şöyle bir bilezik. Şeyin geçmeyerek kulaklığı geçirip tak diye oturduğu şöyle temas ettiği bir metal parça. Bu parçayı içeriye koyalım. Biraz da büyüterek. Şimdi alttaki şu box'ı seçerek sağ tarafa bir tane kopyaladım, çevirdim, yerine yerleştirdim. Böyle dağıtacağım. Şimdi nesnem iyi oldu, fena değil. Şimdi bakalım, şunu da ayarladıktan sonra bir bunları tutup bir grup yapacağım. Grup dedim, okey dedim. Ve şimdi bunu tam eski nesnemle aynı açıya getirmek istiyorum. Onun için ana nesnemi, o hazırlamış olduğum nesneyi alıp içeriye doğru şöyle çekiyorum. Ve left görünümden bakacağım şimdi. Biraz içeriye doğru çekeyim. Şimdi ötekinin açısı neyse bunu da aynı açıyla döndürüyorum. Ve birbiri üzerine tam oturacak şekilde şöyle düzenliyorum. Tam birbiri üzerine otursun. Tamam. Şimdi hareket modunda da lokali seçtik zaten. Ve seçtikten sonra da bunun tam karşısında olduğunu ve aynı açıda döndürüldüğünü de tespit ettim. Ve şimdi geleceğim, ne yapacağım? Şu eski nesnemi alayım ve bunun poligon moduna geçeyim. Silindir ve içerideki şemsiye olmuş kareyi biraz yukarıya çekeyim. Bu eski nesne bolun olacak, ötekisi de kalacak.